Değerli basın mensupları, ilçemize hoş geldiniz. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Pazareli ilçesinin belediye başkanı oldum. 30 Mart 2009'da mazbatamızı aldık. Ve bu geçen süre içinde yaklaşık 3 yıldan beri Pazareli Belediye Başkanlığı'nı yapmaktayım. 2009 senesinden beri yaptığımız çalışmalar var. Seçim beyanlarımızda halkımıza verdiğimiz sözler var. Bunları belediye meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak halkımıza hizmet vermek için 3 yıldan beri Pazareli'mize hizmet vermek için çalışmaktayız. 2009 senesi tabi koltuğa oturduğumuz için bir acemilik vardı. Yeni bir sistemin oturması, yeni bir hizmet anlayışının halkımıza birlikte yapılması için bazı girişimlerde bulunduk. 2009 senesinde ilk önce halkımızı çamurdan kurtarmak, çünkü en büyük sorunumuz o dönemde mahalle ve sokaklarımızdaki üst yapı, yani yolların çamur deryasındaydı. O çalışmalara ağırlık verdik. Daha sonra 2010 senesinde biraz daha koltuğumuza ısındık ve bunun neticesinde şöyle bir size örnek vermek gerekirse 2009 senesinde 10.000 metrekare kilitli parke yaptık. 2010 senesinde çıtamızı yükselttik. 20.000 metrekare kilitli parke taşı yaptık. Ve 2011 senesine geldiğimiz zaman bunu 30.000 metrekareye çıkardık. Bu seneki 2012 yılında Pazareli'nde artık temiz sokaklar, temiz caddeler olacak ve yol sorununu ortadan kaldıracağız. 2011 yılında yaptıklarımıza gelince biz bu yaptıklarımızı bir altyapı hizmetleri, yani su, kanalizasyon ve yol hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal alanda yaptıklarımız, kültürel alanda yaptıklarımız hizmetler, eğitim alanında ve spor alanında yaptığımız hizmetler ve hükümetimizden aldığımız kaynaklar olarak sınıflandırabiliriz. Bunları bu çalışmalardan kısa kısa sizlere bahsetmek gerekirse, altyapı hizmetlerinde 2011 yılında toplam kilitli parke taşı döşememiz 30.000 metrekaredir. İşte bordur, satı kaplamada 10.000 metrekare satı kaplama işi yaptık. Kanalizasyon işleri ve en önemlisi içme suyu bağlantılarında 2150 metre içme suyu hattı döşedik. Bunun büyük bir çoğunluğu Pazar Ergun'un sanayi bölgesiyle protokol imzalayıp Pazar Ergun'un sanayi bölgesinin içme suyu ihtiyacını belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Tabi bu Pazar Ergun'un sanayi bölgesine yaptığımız yatırım yaklaşık 250.000 lira civarındadır. Bizim bütçemize göre büyük bir gider kalemini oluşturmakta. Fakat biz Pazareli'nin sadece bir senesini değil, bundan sonraki 15 senesini, 20 senesini yatırımlarını yapmak için göreve geldik. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl içinde eğer organik sanayimiz sanayi kuruluşlarıyla parsellere satıldığı ve üretime geçtiği takdirde 2000 kişiye istihdam sağlayacak ve bunun neticesinde Pazareli Belediyesi'ne büyük bir gelir kalemi oluşacak. Bunu burada il genel meclis üyelerine ve sayın valimize bu protokolün imzalanmasında gösterdiği hassasiyetten dolayı Pazareli'nin şehremin olarak çok teşekkür ediyorum. Park ve bahçelere geldiğimizde ilk defa Pazareli'de sokak spor alanları ve sokak spor aletleriyle bir park düzenlemesi yaptık. Kent Ormanı projemiz
devam etmekte. Bu kent ormanı projemiz uzun soluklu bir proje. Projenin bitiş tarihi 2016-2017 yıllarını rastlamakta. Bu sene 100 bin tane fidan dikildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda oradaki yol düzenlemeleri yapıp 2015-2016 yıllarında belediye devrini düşünüyoruz. Bizim prestij projelerimizden bir tanesi kent ormanı projemiz. Yine ona keza mezarlıkların temizliği her zaman olduğu gibi bu yılda ve oyun parklarının temizliği bu yılda halkımızın hizmetine sunuldu. Geri dönüşüm projemiz yine devam etmekte. Çöplerin yerinde ayrıştırılması ve ekonomiye katkısı İmplastik firmasıyla devam etmekteyiz. Sosyal faaliyetlerimize geldiğimiz zaman pazar yerinde ilköğretim okulunda okuyan çocuklarımızın söz sahibi olmaları, ileride bilinçli bireyli olmaları yetiştirmek amacıyla Pazaryer Belediyesi Çocuk Meclisi'ni kurduk. Ve Çocuk Meclisimizde Mayıs aylarında bize tavsiye kararlarında bulundu. Bu tavsiye kararlarını ekonomimiz yettiğince karşılanmaya çalıştık. Ve Pazaryer Belediyesi Çocuk Meclisi çalışmaları devam etmekte. Yine bir şeyin başarıya ulaşması için ilk önce ekibin olması lazım. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bir kişinin bir şeyi istemekle hiçbir zaman olmayacağını biliyoruz. Burada pazar yerinin kalkınmasını, pazar yerinin gelişmesini istiyorsak biz bunu halkımızla birlikte, sivil toplum örgütlerimizle birlikte, bürokratlarımızla birlikte yapacağımızın bilincindeyiz. Bu nedenle 2011 yılında iki defa muhtarlarımızla toplantı yaptık. Onların isteklerini, onların bizden ne beklediklerini öğrendik. İkinci toplantıda yaptıklarımızı onlara anlattık ve ikinci toplantıda yine onlardan istek aldık. Ve böylece bir ekip çalışması içinde iki defa 2011 yılında toplantı yaptık. Camilerimize çevre düzenlemesi yaptık. Yüzbaşı Camisi'ne kilitli parke döşeme işi yaptık. Ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte her zaman onların yanında olduklarını gösterdik. Yine bizim dönemimizde artık gelenek haline gelmiş Hacı Aydaylar'ın uğurlanmasına bir programla uğurlanmasını sağladık. Bu 2011 yılı içinde bu geleneğimizi devam ettirdik. Yine aynı şekilde halkımıza Muharrem ayının 10. günü olan aşure gününde yine aşure dağıttık. Bilecik Belediyeler Birliği'nin Marka Kent projesinde pazar yerindeki turizm potansiyelini harekete geçirmek için Metin Bey ile birlikte kırsal turizmi geliştirmek amacıyla Alınca köyümüzde toplantılar yaptık. Ve Küçük Elman'ın, Bozcaarmut'un, Kınır'ımızın Türkiye'de duyulması, dünyada duyulması için Marka Kent projesinde pazar yeri olarak destek sağladık. Eğitim hizmetleri ve spor hizmetlerine geldiğimiz zaman pazar sporun iyi yerlere gelmesi için zaten ben aynı zamanda Pazar Spor Kulüp Başkanıyım. Onların gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Ve gereken malzeme desteğini veya onların sosyal yönden gelişmesi için gerekli destekleri sağladık. Yine yüksek okul öğrencilerimizle bir tiyatro kulübü kurarak tiyatronun halka tanıtılmasında ve yüksek okullu öğrencilerimizle kaynaşma açısından Armenio Tiyatro grubunu kurduk ve 600 kişilik bir seyirci kapasitesiyle onlar da oyunlarını sergilediler. Göreve geldiğimizde ilçe sadımız Çamur Deryası'ndaydı. Ben kendim geçmişte
futbol oynadığım için sporu çok seviyorum. Bu nedenle ilk önce gençlerimizin o çamur deryasından kurtulmak için 2010 yılında bizim Kerti dediğimiz mevkiden çimleri getirerek yapıştırmıştık stadımıza ve stadımızın daha iyi o durumda olması için çimleme çalışması yaptık. Şu anda stadımız yemyeşil bir görüntüde. Ama baktık ki tribünümüz de bize yakışmıyor. Stadımızın üçte birine bir kapalı tribün yaptık. Ve duvarlarını boyayarak pazar yerindeki iç hatını görünüm olarak güzelleştirmiş olduk. Yine ilk öğretim öğrencilerine bizim burada dershanemiz yok. Dershane imkanı sağlamak için Bozder Derneği ile ortak çalışma yaparak bir etüt merkezi oluşturduk. Şu anda etüt merkezinde 50 tane çocuğumuz orada eğitim görmekte. İmar hizmetleri veya bina bakım onarıma geldiğimizde imar hizmetlerinde göreve geldiğimizde ilçenin hali hazır ortası yoktu. Sayın Milletvekilimiz Doktor Fahrettin Poyraz'ın üstün gayretleriyle o hali hazır haritamıza kavuştuk. Daha sonra bu hali hazır harita çıktıktan sonra imar planını revize için İller Bankası'na başvuruda bulunduk. Geçtiğimiz Aralık ayı içinde jeoteknik zemin etütleri için İller Bankası'na yine bana pazar yeri belediyesi yetki vererek orada ihalesi bu ay içinde çıkılacak. Şimdi imarımız tabii 1987 yılında revize edilmiş. Yani bu geçtiğimiz 87 yaklaşık 24 sene 25 seneden beri tabii güncelleşmeden dolayı imar planını revize etmemiz gerekiyordu. İmar planımız bizim için çok önemli. Çünkü pazar yerinde imarın 200 hektar imar alanımızın 3'te 1'i kentsel sit alanında tescilli evlerimiz var. Bu nedenle bir inşaat yapacağı zaman vatandaşımız işte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na gidiyor ve bu bize çok büyük sıkıntı oluyor. Ama biz bu krizi fırsata çevirmek için işte bu 34 tane tescilli evimizi, 2 tane de camimizi Kültür Bakanlığı'ndan proje desteği projesi yaptık ve bu 17 tane 34 tane evin 17 adedi proje yardımının desteğinde bulunuldu. İnşallah Kültür Bakanlığı orada kabul ederse ben bunları niye anlatıyorum? Çünkü koruma amaçlı imar planı yapmamız lazım. Yani bu krizden kurtulmak için. Onun için de imar planlarımızı revize etmemiz lazım. İnşallah 6. 7. ayda bu koruma amaçlı imar planına kavuşabilirsek en azından şehrin imarın gelişmesi ve şimdi şu anda kentsel standı olduğu için her yapılan imar tadilatı veya bakım onarım işi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na gidiyor. Tabi bu da bürokratik engellerin olduğundan dolayı en azından 6 ay 7 ay sürüyor. Zaten bizim inşaat mevsimimiz pazar yerinde soğuk bir memlekette yaşıyoruz. 6 ay sürdüğü için bu da inşaatların hızlı bir şekilde olmasını engelliyor. İnşallah bu imar planları revize ettikten sonra bu problem ortadan kalkacak. Yine bina bakım onarımında meşhur hamamımızı hizmete sunduk. Şu anda Bozüyük'ten, Bilecik'ten hamam müşterimiz var. Biz de bu yani bir yerli turist çekmekte hamam hizmete sunuldu. Yine belediye binamız günümüz şartlarına uygun değildi. Yani en azından bir bayan geldiği zaman bayan tuvaletimiz dahi yoktu. Günümüz şartlarına uydurmak için bir tadilat çalışması yaptık. Ve binamızı güzel bir görünümüze kavuşturduğumuz kanaatindeyim.